Borsalar tam sevdiğim modda. Panik yaratılıyor, düşürülüyor, sonra dipten toplanıyor, alınıyor, yukarı gidiyor. Harika günler yaşanıyor özellikle trade yapıyorsanız. Ben de bu sıralar biraz trade yapıyorum kuaförü üzerinde çünkü biliyorsunuz masrafsız. Kardeşli trade'ler de yapıyorum bazen orada ve günü orada geçiriyorum açıkçası. Ana yatırımlarımın neredeyse hiçbirine dokunmadan. Çünkü şu anda piyasada konuşulanlar bence bomboş şeyler. Hiçbir değişiklik yok. Yönümüz yukarı diye inanıyorum. Tabii ki yanılabilirim. Yanılırsam da satarız. Ne yapalım? Hem hedge'lerimiz de her zaman var. Önlemlerimizi de alıyoruz her zaman. Yani ani bir düşüşe karşı ama borsalarda bence şu anda kulaklarımızı olan bitene tıkayıp gürültüye yatırıma devam etme zamanı. Neden böyle diyorum? Apple, Nvidia ve Nasdaq üzerinden bugün bunu size anlatmaya çalışacağım. Çünkü bu üçünde sert düşüşler var şu anda. Gerçi Nasdaq'ın düşüşünü zaten tetikleyen konulardan bir tanesi Apple ve Nvidia'daki düşüşler. Bütün bunları bugün değerlendirmeye çalışacağız. İlginizi çekeceğini düşünüyorum. Biraz tuhaf şeyler anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Önce Nasdaq'a bir bakalım. Nasdaq ne yapıyor? QQQ yılbaşından bu yana %41.15 yükselişimiz var hala. Yani evet son iki günde böyle hafif düşüşler yaşadık ama grafik hala son derece olumlu. Teknik seviyelerde de şimdi çok detayına girmeyeceğim. Beklenen destek noktalarının hepsi tıkır tıkır çalışıyor ama insanlar Nasdaq'ta hala panik halindeler. İki gündür yaşanan geri çekilmenin arkasında Nvidia ve Apple kadar önemli bir rolde acaba Fed tekrar faiz artışına başlayacak mı korkusu var. Ve ben iddia ediyorum ki böyle bir ihtimal yok. Sebebi de enflasyon düşmeye devam ediyor. Nitekim dün Chicago Fed tarafından yayınlanan bir raporda gelecek yılın ortalarında yeni bir faiz artışına ihtiyaç duymadan Fed'in hedeflediği %2'ye yaklaşılacağını, %2.4-2.5 civarında bir enflasyona ulaşılacağını söylüyorlar. Ki Fed de 2 derken aslında oralarda bir yerde duruyor. Çünkü manşet enflasyonda zaten %2.4-2.5'e ulaşırsanız Fed'in önem verdiği çekirdekte %2'lere yaklaşıyorsunuz. Ve bu eğilimde bir değişiklik yok. Evet, bazı zorlayıcı veriler akıyor zaman zaman. Mesela Amerika'da hizmetler sektörü kuvvetli gidiyor. Pazartesi günü hizmetler sektörü PMI'yi biraz beklenen üstünde geldi. İstihdam piyasası beklenen üzerinde iyi gidiyor. Dün yine istihdam verileri açıklandı ve gördük ki maaş artışları biraz beklenenin üstünde. Öte yandan işsizlik başvurularında da azalma var. İnsanlar iş de buluyorlar. Bütün bunlar da piyasayı korkutuyor. Ama çok temele bakmanız lazım. Faiz artışlarının piyasalara etkisi zaman içerisinde geliyor. Ve şu anda aslında Amerika'da tüketici davranışı nasıl görüyorum derseniz zayıflama görüyorum. Perakende satışlarda gerileme var şu anda. Amerika'da ilerleme yok, yükselme yok. Bunu kabul etmek lazım. Kredi kartı kullanımlarında artış var. Yani tüketici bu COVID döneminde kenara koyduğu parayı yavaş yavaş tüketiyor. Ve bundan dolayı da alım gücü zayıflıyor. Ama Amerika hoş bir şekilde resesyona girmeden ekonomiyi bir yere kadar yavaşlatmış durumda. Bundan dolayı önümüzdeki döneme baktığımızda benim tahminim enflasyonla ilgili böyle konular açılacak. Haftaya 13 Eylül'de yeni enflasyon verisi geliyor. Ben her zamanki geleneksel videomu yapacağım bu konuda. Ben çok öyle kabus bir enflasyon beklemiyorum. Hatta oldukça düşük bir enflasyon bekliyorum. Çünkü kiralarda, araç satışlarında enflasyonun düşüne dair çok veri geliyor şu anda. Yarın da Mannheim raporu gelecek. Otomobil satışlarına olan bitene bakacağız. Ben enflasyonun aşağı doğru düştüğüne inanıyorum. Manşette petrolden dolayı sıkıntı olabilir ama bunun dışı gürültü. Nitekim dün piyasa birbirine girerken hisse senedi tarafında bono piyasasında hiçbir oynama olmadı. 10 yıllıklar durdukları yerde durmaya devam ettiler. Bono yatırımcıları genelde daha az duyguyla hareket ederler. Daha uzun vadeli bakarlar. Onlar Fed'in yeniden faiz artırmayacağını net olarak görebiliyorlar. Fed'in faiz artırmamasının iki nedeni var. Biri enflasyon zaten düşüyor. Böyle bir sıkıntımız yok. Ve enflasyon düşüşü zamana yayılacak dedi Fed. Bu yılın sonu %2'yi hedeflemediler. Arasında böyle of yukarı doğru ataklar da olabilir. Bunlar da işin bir parçası. Geçmiş enflasyon mücadelelerinde bunlar var. Ama işler aslında yolunda gidiyor ve dün Fed Chicago net olarak bunu raporladı. Nasdaq'a düşüren ikinci sebep de iki hisse senedinde yaşananlar. Apple ve Nvidia. Nvidia'ya baktığımızda yılbaşından beri müthiş bir artışı var %211 civarında ama son bilanço açıklandıktan sonra böyle bir gidiyor geliyor gidiyor geliyor bir türlü yerini bulamıyor. Bunun arkasında iki neden var. Bir tanesi Nvidia ucuz bir hisse senedi. Kesinlikle değil. Bizim portföyümüzde hala Nvidia var fakat Haddini Aş Kulübü ve YouTube katıl üyelerine bu konuda uyarı getirdim. Nvidia portföyümüzü pek büyütme zamanı değil şu anda diye düşünüyorum dedim. Bakın bu bizim şu ana kadar Haddini Aş Kulübü ile paylaştığımız profil. Burada Nvidia tarafına tıkladığımda az var elimde bekliyorum. Stop loss'ta sıkılaştırdım diyorum. Varsayımım gerekçem ne?
yeni bir Cisco hikayesi mi var? Cisco hikayesi pek bilmiyor olabilirsiniz. İnternet çok popüler hale geldiğinde Cisco routerları aynı şu anda Nvidia'nın mikroçipleri gibi talep görüyordu. Bu talep Cisco hisse senedini adeta fırlattı yukarıya doğru. Sonra bir gün bile dedi ki bu talep sonsuza kadar sürmez. Oradan Cisco sert bir düşüş yaptı. Bu hikaye çok konuşuluyor piyasada ve bunu makul buluyorum açıkçası. Çünkü şu anda bu mikroçipleri satın alan şirketler bunlara ne yapıyor? Buradan bir verim iyileşmesi yaşıyorlar mı onu bilmiyoruz. Ve eğer yaşamıyorlarsa onlar da gaza gelip bu çipleri aldılarsa ileride talep düşebilir. Yani bunu gayet makul bir sorun olarak görüyorum. Ama bunun ötesinde bir de komplo teorileri var Nvidia ile ilgili. Yani hakikaten gülmekten öldüğüm komplo teorileri. Bizim bir ezberci var, o da bu komplo teorilerinin üstüne atlıyor. Neymiş efendim? Nvidia'nın geçen çeyrekte ciro hedeflerini çok aşmasının temel sebebi çipleri CoreWeave adlı bir şirkete satmasıymış. CoreWeave'in özelliği ne? Nvidia adında yatırımı var. Yani bir iştirak boyutuna değil ama bir yatırımı var orada. Söylenen şey şu: CoreWeave bu çipleri alabilmek için krediye ihtiyaç duydu. Nvidia'nın da yatırımcılar arasında olan BlackRock bu krediyi sağladı. Üstelik krediye teminat olarak da mikroçiplerin kendisini kabul etti. İşte bu bizce karanlık bir şeydir. Nvidia burada cirosunu artırmak için kendi yatırımcısı oldu ve aynı zamanda kendisinin de en büyük yatırımcısı olan BlackRock'ın kredisine yararlanarak CoreWeave'e yalandan mal satıyor. Ya arkadaşlar siz deli misiniz? Divane misiniz? Yani bunlar nasıl konuşabiliyorsunuz? Ciddiye alıyorsunuz. Eğer CoreWeave'in iş modeline biraz bakarsanız bu işin zırvalını anlarsınız. CoreWeave bu mikroçiplerin kullanımını kiralıyor. Ve şu anda Nvidia çiplerine öyle bir talep var ki CoreWeave bunları toplu olarak alıyor. Nvidia da oraya ortak ve muhtemelen bu çiplerin kiralanmasından kazanılan paranın satılmasından kazanılan paradan uzun vadede daha fazla olacağını görüyor. Bundan dolayı da oraya mal satıyor. Teminat olarak kredide mikroçiplerin gösterilmesi çok normal değil mi? Şu anda bu mikroçipler adeta altın değerindeler. Ve pek çok durumda satın aldığınız mal zaten teminatınız olur krediniz içinde. Gidip bir araba alırsanız o arabadır kredinizin teminatı. Amerika'daki mortgage sisteminde krediyle aldığınız evde o kredinin teminatı evin kendisidir mesela. Ve mikroçipler çok önemliler. Bir tane Twitter'da tip gördüm. Dün diyor ki bu mikroçiplerin 2-3 yıl içinde modasını geçeceği kesin. Değil. Daha yeni başlıyorlar ve baktığımızda Nvidia'nın daha eski mikroçiplerinin şu anda hala çok ciddi talep gördüğünü görüyoruz. Yani burada eğer CoreWeave bu malları satmayıp kiralamayıp alıp depolarında tutuyorsa bundan dolayı Nvidia'nın cirosunu sahte olarak artırıyor diyebiliriz ama öyle yapmıyor. O da onları kullanıma sunuyor ve bazı firmalar çipi satın almak yerine CoreWeave'in sunduğu bu kiralama hizmetine yararlanmayı tercih ediyorlar. İkinci bir dedikodu Nvidia ile ilgili: insider selling. Yani Nvidia yöneticileri çok satış yapıyorlar. Doğru. Nvidia yöneticileri aldıklarından fazla satıyorlar. Ama bunun bir bölümü zaten planı çok uzun süre önce yapılan opsiyonlar. Yani bu tip teknoloji şirketleri çalışanlarını motive etmek için onlara hisse senedi opsiyonları veriyor. Düşünün, orada çalışan birisiniz. Şirketin hisse senedi deli gibi yukarı doğru gidiyor. Ve sizin de satabileceğiniz bir hisse opsiyonunuz var. Satmaz mısınız? Bunun arkasında bazı vergi meseleleri vesaire de var. Satışların bir bölümü buradan. CEO da satıyor. Evet, satıyor. 137-138 milyon dolara yakın buradan para koyacak cebine. Koymasın mı adamcağız? Bu da deniyor ki eğer Nvidia hala çok iyi gidecekse bu insana hisselerini geri alırlardı. Ben Nvidia'nın hisse senedinin buradan çok yukarı doğru yolunu pek kalmadım düşünenlerdenim. İçeridekiler de böyle düşünüyor olabilir çünkü piyasa bazen çok hızlı değerlendiriyor her şeyi. Ve bu yolsuzluk anlamına gelmez, bu kötü niyet anlamına gelmez. Nvidia hisselerinde nasıl biz kar almışsak içinde çalışanlar da kar alıyor olabilir. Bunu da zırva buluyorum açıkçası. Nvidia ile ilgili dile getirilen başka bir şüphe de bunun brüt karı çok hızlı arttı. Böyle bir şey olamaz. Hakikaten bakıyorsunuz %43, %64, %70 gibi brüt kar artışları var. Nvidia burada hile mi yapıyor? Bir muhasebe hilesi mi var? Hayır. Mikroçiplere aşırı talep olduğu için çok yüksek fiyatı satabiliyor. Bunu zaten anlamsız görüyorum. Haklı gördüğüm tek bir şüphe var. O da lisansların muhasebeleşme şekli. Nvidia mikroçipleri sattığında bunu gelir olarak yazıyor. Lisans sözleşmelerinde ise biliyorsunuz Nvidia tasarım yapıp bu tasarımın lisansını da satan firmalardan bir tanesi. Onlar da ciroyu ürünü oluştururken, maliyetler oluştururken, yani gidiyor birisiyle bir anlaşma yapıyor lisanslı bir çip hakkında. Daha ürünü oluştururken ciroyu kaydetmeye başlıyorlar. Ama bunun parasını da tahsil edemiyorlar. Bundan dolayı alacakları 3 milyar dolardan 7,1 milyar dolara yükselmiş. Burada sorgulanan konu, o zaman bu gerçek bir ciro değil. Bu alacaklara eklenen ve aslında yanlış muhasebeleşen, erken muhasebeleşen bir satış deniyor. Buna hak verebilirim açıkçası. Bunun bir miktar etkisi de var. Fakat bu bir muhasebeleşme standardıysa, Nvidia bu konuda açıksa, bu konuda hep tutarlı olmuşsa ve geleceğe yönelik olarak da tutarlı olarak bu şekilde davranıyorsa bunun da etkisi zaman içine geçecektir. Yani uzun lafın kısası, Nvidia'yı kesinlikle ucuz bulmuyorum. Mikroçipler konusunda, yapay zeka konusunda bazı şüphelerim de var kısa var.
vadede. Buradan Nvidia hissesi almak da bana çok makul gelmiyor. Ama hakkında çıkarılan dedikodunun ciddi bölümüne zırvalık olduğunu düşünüyorum. Bu çerçevede dün bir Nvidia trade'i yaptım. Bir miktar Nvidia aldım. Burada görüyorsunuz 108 adet hisse aldım. Ama bunun amacı trade. Dün de küçük bir karla günü kapattı o. Eğer kar biraz daha artarsa satarım. Ama Nvidia'yı ucuz bulmuyorum. Nvidia hakkında konuşanları da zırva buluyorum. Nvidia'nın daha gideceği çok yol var. Belki fiyatta biraz daha düzeltme olabilir diye inanıyorum. Dün büyük sorun yaşayan ve Nasdaq'da büyük sorun yaşatan bir başka hisse senedi de Apple'dı. Apple'ın Nasdaq'taki payı çok büyük ve dün çok sert, burada görüyorsunuz, bir düşüş yaşadı. Yılbaşından beri Apple hissesi kabaca %40 tırmanmış durumda ama 2 gündür arka arkaya sert düşüyor. Sebebi ne? Çin. Çin'de ne oluyor? Çin devlet dairelerinde çalışan veya devlet iştiraklerinde çalışan insanların Apple kullanımını yasaklamış durumda. Bunun arkasındaki açıklamanın bir bölümü güvenlikle ilgili ama aslında daha temel bir nedeni var. Apple biliyorsunuz bir süredir üretimini Çin'den uzaklaştırmaya çalışıyor. Hindistan'a kaydırıyor. Şimdi Çin'in yerine kendinizi koyun. Apple gelmiş orada. Yıllardır mal satıyor. Çin de buna kucak açmış. Çünkü orada ciddi üretim de yapıyor Apple. Sonra bir gün Apple diyor ki ben artık üretimi buradan uzaklaştırıyorum. Çin'in kendi cep telefonu markaları da var ve anladığım kadarıyla özellikle Huawei yeni çok iddialı bir ürünü var şu anda piyasaya giren. Çin de bu durumda diyor ki arkadaş ben de seninle o zaman savaşırım. Gayet normal, doğal bir tepki bence. Bu tepkileri herkes vermeli, herkes hakkını korumalı. Ama bu tepkinin bir de karşı yönü var. Amerika'da Çin'in telefonundan Amerika'da bu tepkiyi verebilir. Doğru muyum? O yüzden bunu pek önemsemiyorum. Benim sevdiğim bir teknoloji analisti var, Dan Ives. O diyor ki bu yeni yasakların Apple telefon satışlarına etkisi yıllık 500 bin civarında olacaktır. Bu hakikaten çok önemli bir rakam değil. Öte yandan ama Apple da ucuz bir hisse senedi değil. Hatta Apple oldukça pahalı bir hisse senedi. Çünkü Nvidia ile farkı Apple büyümüyor da küçülüyor. Cirosu da uzun zamandır küçülme halinde. Covid döneminde bir yükseldiydi. Yani o dönemde insanlar çok evde oturdular. Para harcayacak yer bulunamayınca biraz daha bu tip cihazlara yüklenirdi. Ama Covid bittiğinden beri düşüyor. Amerika'daki bütün göstergeler, dünyada da böyle göstergeler var. İnsanların bu aralar ürün almaktan ziyade kendini gezmeye, tozmaya, dışarıda yemeye verdiğini gösteriyor. Covid sonrası bir dünya. Artı kabul etmek lazım. Apple'da inovasyona yavaşlamış durumda. Ben Apple'ın gözlük projesini çok heyecan verici buluyorum ama daha onun devreye girmesi ve ciro yapması biraz zaman alacak. Onun dışında işte bu hafta yanılmıyorsam yeni Apple event var. Yeni cep telefonu iPhone 15 tanıtacaklar. Eskisinden biraz daha büyük bir kamera olacak. Daha hızlı bir mikroçip olacak kesin. Ama onun dışında Apple'da inovasyon biraz yavaş gidiyor. Bunu uzun zamandır düşünüyorum. Bizim portföyümüzde de biraz Apple var. Apple'ın olma sebebi de Apple gözlük projelerine olan inancım. Ama ne görüyorsunuz? Burada az var bundan zaten ve çok hafif toplamaya devam ediyorum. Gerçi bu fiyat düşüşü şu anda teknik olarak yukarıya doğru bir bounce back, bir geri sıçrama getirebilir. Orada belki biraz trade düşünebilirim. Şöyle düşünüyorum, Apple is Apple. Yani Apple öyle büyük bir müşteri bazına sahip ve bu müşteri bazı Apple'ı o kadar seviyor ki Apple her zaman yeni ciro fırsatları bulabilir. Hizmet tarafında Apple çok ciddi para kazanabiliyor. Telefon satışları azalsa da. Bir de ben Apple'da bir CEO değişikliği bekliyorum açıkçası. Tim Cook, Apple'ın mevcut CEO'su, çok başarılı bir CEO ama ne konuda başarılı? Şirketi yönetmek konusunda başarılı. Yeni inovasyon, yenilikler bunlar yok. Yani Apple düşünecek olursanız yapay zeka oyunda epey gerilerde bence şu anda. Otomobil işine girmedi. Elektrifikasyon dünyasında yok. Bunlar Apple'ın zayıf noktaları. Ben Apple'ın gözlük projesini çok beğeniyorum. O gözlükten yeni bir büyüme yakalayacakla inanıyorum. O yüzden elimizde az miktarda var ve hafif toplamaya da devam ediyoruz. Portföyümüzde Apple'a bakışımız da böyle. Ama Apple tekrar büyümeye başlayamazsa değer kaybetmeye devam edecektir. Ucuz bir şirket de değil. Fiyat kazanç oranı çok yüksek. 2.7 trilyon dolar değerlemesi var. Bu yıl yanılmıyorsam Temmuz'da bir ara 3.1 trilyon dolara kadar gitmişti. Oradan beri geriliyoruz. Çünkü cirosu geriliyor. Bu yüzden Apple'ı shortlayanlar da var. Ben Apple shortlamam. Ben Nvidia shortlamam. Bu tip hisselerde çünkü o gün bir haber gelir, aniden yukarı doğru gider. Yanarsınız. Ben bunları shortlamayı sevmem. Apple'da hafif hafif toplamaya devam edelim. Çünkü Apple'ın önünde hala çok olasılıkları olduğunu düşünüyorum. Kenarda çok nakitleri var. Müthiş güçlü bir markaları var. Müşteri deneyimi çok kuvvetli. O yüzden bu seviyeler bence ufak tefek Apple alımlarıyla portföyü güçlendirme dünyası diye düşünüyorum. Elbette bütün bu anlattıklarıma yanılabilirim ama özetlemem gerekirse şu anda bu faizlerle ilgili koparılan gürültüyü tamamıyla anlamsız buluyorum. Amerika'da resesyon yok. Amerika büyümeye devam ediyor. Bununla ilgili yeni veriler gelirse elbette görüş değiştirebiliriz ama şu anda durum böyle. Nvidia üzerine koparılan gürültüde evet Nvidia'nın değeri bence aşırı kuvvetli.
Ama diğerleri bence boş gürültü ve Nvidia öyle yolsuzluğa falan bulaşması gereken bir firma değil. Çok iyi satıyor bu çipleri. O yüzden bütün finansal göstergeleri yukarı gidiyor. Benim görüşüm böyle. Apple tarafında ise Apple bence de aşırı pahalı bir şirket. Ama bu geri çekilmeler kısa vadede trade fırsatları yaratabilir. Eğer çok uzun vadeli düşünüyorsanız ve Apple'ın yeni şeyler bulabileceğini, bir CEO değişikliğiyle ortalığın epey canlanabileceğini, yepyeni ürünlerin devreye girebileceğini düşünüyorsanız Apple bu seviyelerde ufak ufak portföy eklenebilir ama öyle büyük bir alımı asla tavsiye etmem. Çünkü biraz daha aşağı doğru yolu olabilir gibi gözüküyor orta vadede. Evet, benim görüşüm böyle. Eylül ayı ile ilgili fikrim değişmedi. Eylül ayı ile pozitif geçecek. Ne demiştim hatırlarsanız Eylül ayı başı videosunda 13 Eylül'de gelecek enflasyon verisi kritik veridir. Orada eğer enflasyon beklediğim gibi düşük gelirse borsa tekrar hızlanacaktır. İşte oraya olan şeyler bence gürültü patırtı. Bu gürültülerde ne yapıyorum? Kulaklarımı tıkıyorum. Hiçbir şey ilgilenmiyorum. İşime bakıyorum. Biraz da günlük trade yapıyorum. Kuantiför üzerinde. Şu anda da yarına açık 3 trade de giriyorum. Biraz Bitcoin aldım dün. Nvidia'm var. Tesla'm var. Buna çok kısa vadeli trade'ler olabiliyor. Biraz kar görürsem kapatıp satabiliyorum. Dün mesela çok işlem yaptım. Şuradan göstereyim size. Burada görüyorsunuz. Gün içerisi boyunca test oynadım, shortladım, longladım, bir sürü şey yaptım. Fena da değil. Yani biraz para kazandık aslında. Güne biraz eksi başlamıştık. Niye? Çünkü bir önceki günden Tesla long girmiştim. Dün biliyorsunuz Tesla açılışta bir çöktü. Fakat gün içerisinde alasata o zararını ciddi bölümü telafi etmeyi becerdim. Zaman zaman bunları yapıyorum. Gelecek hafta bir canlı yayında da kuantiför trade'lerini sizinle paylaşacağım. Durumlar böyle. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.